Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 7 erkek bir kadın çekiyoruz. 7 erkek mesajlarıyla bir kadını tavlamaya çalışacak. Ama erkekler kendi isimlerini değil şehir isimlerini kullanacaklar. Sorulara verilen cevaplara göre finalde bir erkek hanım kızımızla meşleşmiş olacak. Merhaba, ben Feyza Akkan. 21 yaşındayım. Bir erkekte aradığım özellikler tamamıyla zeki ve sadık olması, güvenilir olması, başka hiçbir şey aramıyorum. Selam, adım Burak El Murat. 32 yaşındayım. TikTok'ta 1.3 milyon takipçim var. İçerik üreticisiyim. Aynı zamanda kızlarla hiç mesajlaşmıyorum normalde. Çok teşekkür ediyorum Mert'e bu videoyu beni çağırdığı için. Merhabalar, ben Oğuzhan Yiğit. 22 yaşındayım. Uzman veteriner hekimim. Twitter kullanıyorum. Hepinize selamlar, ben Baran Kuş. 18 yaşındayım. Twitch yayıncısıyım. Toplamda 100 bin takipçim var. Bizimkilere göre biraz yeni etmeyim ama. Merhaba, ben Berk Muhammed Sezgin. 23 yaşındayım. Çok eski bir YouTuber'ım. 2 milyon falan takipçim var. Biraz yürüyeceğim. Merhaba, ben Ahmet Çandar. YouTuber'ım. 25 yaşındayım. Merhabalar, ben Baturay. 26 yaşındayım. Çok heyecanlıyım. Kurtlar Vadisi 28. bölüm 34. dakika. Kimi öldürüp kimin dilini koparacağımı sen belirleyemezsin. Bugün. Arkadaşlar bu arada bu tarzda daha çok video gelmesini istiyorsanız videoya tam şu an like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İlk sorudan başlayabiliriz. Soruyorum o zaman. Kendinizi tek cümleyle anlatın. Cümle ne demek biliyorsunuz. Bilmeyen var mı? Yan yana gelince cümle. Aynen. Yani, yıllar sonra bir kıza mesaj atıyorum. Feyza Hanım engellemiş beni ya. Kanka ne yazacağız? Kanka bilmiyorum, sen ne yazacaksın? Bu arada geç cevap verilmesinden hiç hoşlanmam. Çabuk cevap. Sus lan, beni tutma. Birinden mesaj geldi. Kısmetse olur, izlemiyorum. İlk önceliğimsin galiba şu an. Kim lan o? Oğlum ben benim de röportajdaki taktiğim için çaldı. O kadar teşvik olmazsınız ya herhalde. Malatya mesajları çok hızlı cevap veren birisiyim dedi. Kaç dakikada yazmış Malatya? Malatya kim? Bir 6 dakika sonra cevap. Ben söylediğim için yaptım bunu. Elendin aşko. Oo. O sert. Malatya çok üzgün. Volkan'da patlayan lavlar kadar özgür ve sıcağım demiş. Sivas'ın bir tık libidosu yüksek. Sıcağım ne demek? Hangisiniz bu? Kim hangi şehir? Söylemiyoruz. Volkan. Tamam, söylemiyorsunuz da çok... Kim hangi şehir yani bu? Ne anlatmak istediğine bağlı değişir bence. Böyle yargılamamalıyım. Şehir adı söyleyebilir misin? O hangi şehir, o sıcak olan? Sivas. Belki Sivas odur. Bende sadece dövmesi var bende. Ankara, hayatı çok seven ama seninle daha çok sevecek mutlu bir insanım yazıp sonuna da göz kırpma emojisi koymuş. Kusma yapmış kanka. Seni güzel bir yap. Neyse dursun bakalım ya Ankara. İstanbul bir cümle yetmez yazmış. İddialı. İstanbul iddialı. İstanbul kesin bu, yemin ederim. Hayır ya. Ama çok iyi İstanbul versin. Ya az önce dedin ki. Geç cevap vermesini seviyorum. Hayır, hayır, hayır. Cevap versin ama cevapladığı cool için cool takılacak. Kastamonu'da koltuk peşinde değiliz, kelle koltuktayız. Oy! Seni ben tebrik ederim. Bu zeka kimsenin? Ben de bunu belki olur. Ordu demiş ki mesajdan değil de yüz yüze bunları konuşmak daha tatlı olur gibi ama seveceğin biri. Çok hızlı bu. Evet, neden? Heyecanlı bir. Biraz zaman geçseydi yani konusu ağır. İlk tanıştığımızda hakkında ne düşündün? Ben yazamıyorum normalde. Ben de yazamıyorum. Utanıyorum. Muş şey almış, güzel bir kadın. Bir kadın yazsaymış. Fiziksel şeyler benim için çok önemli değil ama ruhlar aleminde de yaşamıyoruz. Önemli olan birlikte sorunlar ya da mutlu anlar yaşayıp olay anda tepkilere göre birbirimizi tanımamız daha uygun diye düşünüyorum. Baba ne kadar uzun yazmış. Harbi bu da ben. Sivas. Nikah memuru çağırdı. Mentalden bir şeyler yürümeye çalışıyor ama diyor ki fizik de önemli benim için. Bence evet. De mantıklı konuşmuş. Malatya sadece güzel demiş. Güzel Kastamonu ap ve pıstığım yaktın da gittin cebim. Ne yazmış? Bu Kastamonu da harbi eşekmiş ya. Ankara sevecen çok tatlış. Büyük sorunlarda bile karşısındakine bir şey yokmuş gibi yansıtıp moralini bozmamaya çalışan düşünceli biri olduğunu düşündüm açıkçası. Nereden anladın Ankara bunu burada? Atamın vizyonunu taşıyorlar Ankara'yı. Bence yüksek ihtimal video öncesi. Önceden tanışıyorlar. Öyle bir şey. Bu arada aramızda Feyza Hanım. Öyle bir şey var mı? Tanımıyor diye düşünüyorum. Çünkü ben büyük sorunlarda bir şey yokmuş gibi yansıtmam. Feyza Hanım profilinde like olanlar bir elini kaldırsın. Herkes yalancısınız. Bu muhabbet videodan önce arabada konuşulmuştu. Şerefsizlerin hepsi like'larını çekti. Ben arabada yoktum. Bak, ben arabada yoktum. Takiplerini takip... Arabada yok mu? Allah çarpar lan, Allah çarpar. Bravo, bana da bir alkış. Bravo. Bana seni tebrik ediyorum.
Bir dolarım lan. Ordu da demiş ki dışarıya karşı ciddi bir duruşun var. Samimiyeti zamanla ve hak edene veren biri gibisin ama derine indiğinde çok eğlenceli ve sıcak biri olmuş. Paketi yaptıralım kardeşim. Güzel düşünmüş biraz. Doğru tespit. İstanbul'da daha tanışmadık bence demiş. İstanbul böyle delikanlı bir adama benziyor. Maça bu erkek. Şu an il eleme turuna geçtik ve Feyza'nın aramızdan birini elemesi gerekiyor arkadaşlar. Buraya kadar gelip iki mesajla elenendi. Haline üzülsün. Ben çıkıyormuşum. Ya ben Ankara'yı eliyorum. Ne yazmış? Ankara'yı eliyorum. Ankara'nın mesajı. Sevecen çok tatlış. Büyük sorunlarda bile karşısındakine bir şey yokmuş gibi yansıtıp moralini bozmamaya çalışan düşünceli biri olduğunu düşündüm açıkçası. İlk mesajı şuydu. Hayatı çok seven ama seninle daha çok sevecek mutlu bir insan. O Ankara beni bile yordu. Aslında Ankara harbiden çok uzun. Ankara harbiden çok uzun ya. Sen bir çıksan Ankara. Kim Ankara? Ankara çok uzun ya. Ya. Beyler Ankara kim? Dışarıdan biri mi yazdı? Grubu yazdı. Sen mi yazdın? Hadi abi Ankara kendini belli etsin. Bırak. Hayır. Biri sessiz almış telefonu arkadaşlar ya da mobil veri kapalı. Ankara'dayım çalacak. Ulan bana buraya ne hayallerle gelmiş. Elendin aşkım. Yanlış insanı eledin. Aga be. Aga be. Her şey bizim olabilirdi. Hiç beklemiyorum. Gerçekten. Hadi çok dedim ki yani biraz kibar olayım ama sen galiba böyle basic insanları seviyorsun. Bu like'ların hepsini geri çekiyorum. Ankara engellendim. Tebrik ederim. Aşlarla intelendi Baran. Kanka akşam yazmayacaksın değil mi? Baran. Biraz modum düşük. Gerçekten ilkelenmeyi kesinlikle beklemiyordum. Ama unuttuğum bir nokta var. Küçük bir kardeşiniz olarak sizlere tavsiye olsun. Gerçekten günümüzde artık düşünceli olmak hiçbir işe yaramıyor. Daha böyle umursamaz olup takmıyormuş gibi davranıp bir tık böyle ağır abi gibi takılmanız gerekiyor. Ben düşünceli, naif aile çocuğu gibi davrandım. Olmadı. Ama seninle belki başka bir evrende Feyza. Üçüncü sorumuz geliyor arkadaşlar. Baran'a vedalaştık ama gerçek erkekler kaldı. Aynen. Has erkekler. Has erkekler burada. Hiç aldattınız mı diye sordum. Ya ben bunu dürüst olursam kesin eleneceğim. Dürüstün yoksa dürüst ol. Bunu herkes ayrı yazacak ya. Kanka bu da Twitter'da geziyor. Hayır o mesajı yazıp o kadar profesyonel ki kızlarla nasıl konuşacağını çok iyi biliyor Batur. Instagram'a girdim ilk de çıktı. Ulan sen de var ya sevdiğiniz. Feyza'nın profili çıktı. Oydu. Muş hayır yazmış. İstanbul hayır yazmış. Sivas ben bir kere aldattım ama sonra çok pişman oldum yemin ederim demiş. Malatya evet iki kere aldattım bahanem yok demiş. Malatya'dan uzak durun abi. Bence de. Bu konuda çok samimiyim. Hiç aldatmadım ve bir kere aldatıldım. Bundan dolayı bilinçaltımda bu konuyu... konuya biraz duyarlı. Oğlum bana elenmedin. Kastamonu aldatmadım. Aldatan insan karşı tarafı değil kendini aldatır yazmış. Oy. Gel git gel yardım lazım. Ya Kel'in şey olsa kendi başına sürürdü. Tuğçe ne yapıyor bu ya? Ayakları yedi beyazı yazıyor. Harbi hoşlanıyor Feyza'dan. Bunu yazdın soruyu kızım. Böyle güldü. Biraz betimleme mesajı. Sivas, benim için bakışlar çok önemli. Gözlerin ve çevresinin insan psikolojisini çok etkilediğini düşünüyorum demiş. Ya bütün hayatımda bir kere kurdu mu bunu yazan kişi? Ordu, ben sinirliyken hiç olmadık anda beni yumuşatması demiş. Bir şey söyleyeceğim. Ben kendim mesajımı okurken utanıyorum ve bu belli oluyor kanka. Ben bütün mesajlarda aşağı bakacağım. Muş, bilmiyorum bir hareket yap öğrenelim demiş. Bir nah çeker misin? Malatya özgüvenli olması, güzelliğiyle beni büyülemesi ve aldatmaması demiş. Malatya bir önceki soru. Aldatmış. Manavdan portakal mı seçiyorsun? Oy. Kastamonu'da demiş ki, hediye almaya da vermeye de bayılırım. Karşı taraf bana sürprizler yapsa çok mutlu olurum. Artı süper bir yemek. Cümle kuramamış sanki. Evet, kastamonu bir eksiydi ya. İmla kullanılarına da dikkat ediyoruz galiba. Kanka bunu senin sorana çok iyi. Ankara ne diyorsun ya? Ben sevdiğim için kaybettim. Ben elemek istediğinizi söylüyorum. Aldatma muhabbetinden dolayı. Evet iki kere aldattım bahanem yok. İnsan şey der çok eskidendi. Ya da ne bileyim. Bir bahane uydurdu. Bir şey söyleyebilirdin yani. Da galiba gidiyorum he. Malatya kim? Malatya'yı görüntüleriyorum. Bu şerefsiz. Merhaba. Selamünaleyküm. Günaydın. Nasılsın? Ben seni bir engelleyeyim de şuradan. Beni engelleyen ikinci TikTokçu. Merhaba benim adım Berk. 20 yaşındayım. Senin geleceğini öğrendim. 2 haftadır sana özel bir şiir yazıyorum. Saçları kırmızı. TikTok'un yıldızı.
Engelledin benim Insta'yı. Ooo! Mesaj attı, ben de engelledim. Ben de daha önce aldatıldım. Sugar Daddy'ye kaçmıştı beni aldatan kız. Oha! Eyvah! Bu adam aldatmayı hak etmiş ki, bu adam aldatsın sana. Bunu da yazacak. Bahanem bu oldu. Ama hayır, uzatmak istemedim. İşte bahanem bu olacak. Diyecektin ki beni Sugar Daddy'ye sattı. Ben de intikamını diğer kızlardan aldım. Ben de Sugar Daddy oldum yazacaktın kanka. Ama sakın böyle. Baran yalan söylüyor. Aslında ben de şerefsiz gibi davrandım ve işe yaramadı. Benimse tek bir tavsiyem var. Kimseyi aldatmayın. Bir tahmininiz var mı? Hangi şey? İran kimdir? Gümüş bence Ahmet olabilir. Bence Oğuzhan. Ne? 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 Muş benim evet. Ben hepinizi anladım kimin kim olduğunu. Ben kendi şehrim dışında kimsenin şehrini bilmiyorum. Ben anlamadım. Spor yapıyor musunuz, yapıyorsanız ne? Ayak tenisi. Ben ne yazacağım bilmiyorum ya. Ya ben de cevabımda belli ettim kim olduğunu. Kanka ben anlamadım, soru çok şey. Ama herkes yalan söylüyor da olabilir bu. Bari böyle videoda yalan söylemeyin ya arkadaşlar. İstanbul demiş ki haftada 3 kere falan gidiyorum, eğlenceli. Bu Burak değilse. Ordu 4 yıllık lisanslı basketbol oynadım, şu anda fitness. Allah için bir saniye durdurabilir miyim? Ayağımı kalkabilir miyiz? Evet, sen abi. Misin bari? Ben basketçi oldum. Allah için. Muş story çekmeye gidiyorum demiş. Burak şimdi durdu kanka. Galiba. Kastamonu haftada 3 halı saha yapıyorum ve sık sık at binmeye giderim. Atlar berekettir. Allah'ım bilsin. Ulan Feyza'nın atla TikTok videosunu izleyip gelmediyse buraya. Benim at bindiğimi bilen birisi bu. Sivas haftada 2 agalarla halı saha yaparım. Eğer sen de izlemeye gelirsen. Gol attıktan sonra ben sana kalp yapmak isterim. Bu arada kürek ve buz hokeyi yapmayı bayılırım. Kürek yapmak ne ya? Ben bilmiyorum kürek yapmak ne demek. İstanbul haftada 3 falan gidiyorum, eğlenceli. Baştan sağa umursamaz böyle. Hani ekstra umursamaz. Yani burada da başınızdan sağıyorsanız yani kanka yani siz ilişki yapmayın. Salmazsınız başınızdan ya. Neyi? Yani şu anda fitness yapan... Benden başka var mı? Soru mu geldi? Ben çok kasıldım ya. Soru çok sıkıntılı. Ben şahsen anlatmazdım. Neden? Pat diye daha yeni tanışma aşamasındayız. Sırrım yok abi galiba. Ya bu İstanbul kim ya? Allah'ım kahretsin. Bu İstanbul beni deli ediyor. Demiş ki şu an burada anlatmam doğru olmaz sanırım, beni yanlış anlama. Ordu affedersin Feyza ama salaklık yapmış bence. Sence de öyle değil mi? İstanbul, rüyamda tuvalete gitmiştim, aslında gitmemiştim yazmış. Boş yapmış. Burada da boş yapmazsın zaten. Niyetli değilim ama herkese niyetliyim diyorum. İki kişinin bildiği sır değildir, sana özelde anlatırım demiş Kastamonu. Bence elemeden arkada aşkolog var, ondan bir tavsiye alsın. Ben kafadan İstanbul'a elerdim. Çok baştan salma cevaplar veriyor bir kere. İlişkinin başında böyleyse sonrasında neler olur belli olmaz yani. Sivas hakkında yorum yapar mısın? İşte burada da bir yalancı birini görüyoruz. Sana yarın bir gün ne yalanlar söyler. Sivas'ı da eledik. Muş. Henüz seninle bir sırrımı paylaşacak kadar yakın hissetmiyorum. Aslında Muş iyi yani. Yakın hissetmiyormuş, yakınlaşınca içini dökecek demiş. Peki İstanbul hakkında ne düşünüyorsun? İstanbul'u kafadan eledim de ben. İşte bir önceki cevaba bak. Haftada 3 kere falan gidiyorum, eğlenceli. Ben Dilara İstanbul'u kendine istiyor diye düşünüyorum beyler. Dilara İstanbul'a göz koymuş. Sivas aldatır bence net. Biz Sivas'ın çok yalanları var burada. Mesela kürek buz yapıyorum. Niye? Bir kere aldattım ama sonra çok pişman oldum. Bunlar hep yalancı erkek sözleri. Aynen. Sivas. Şu an İstanbul'u bir elemek istiyorum. Bence de İstanbul gitsin abi. İstanbul. Sivaslı. Hadi bakalım. Hadi ya, ne zaman açacak? Orada aranıyor diyor, çalı ödemiyor. Uçak onda mı? WhatsApp'a girin WhatsApp'a. Bir dakika bak, açsana. Kıstım hoş geldin. Hoş geldin. Dilara'yı ortaya çıkardım diye beni ortaya attı. Basur. Ben bir amatörlük yaptım. Bir önceki videoda verdiğim cevapların aynısını verirsem işe yarar sandım. Çünkü orada bayağı sona kalmıştım. Şey yapamadım, hesaplayamadım her kadının aynı olmadığını. Sıçtım. Arkadaşlar ufak bir aradan sonra tekrar sizinle birlikteyiz. Bir daha şak. Gittikçe sona doğru yaklaşıyoruz. Şu an Feyza da ilk defa öğrenecek. Eğer sona kalırsa bir arkadaşımız, eğer Feyza da isterse takipleşme hakkı kazanacak. Eğer Feyza da uygun görürse. Bu biraz size azim vermiştir diye düşünüyorum. Bana çok azim veremedi, biliyorsunuz olayları. Yenge! 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 Kamer diğer insanlardan üstün görüyor musun?
Evet, keşke elemeseydim yazmış İstanbul. Takip ettim yazıyor İstanbul. Küfür yazmış. Muş ne alaka görmüyorum tabii ki demiş. Muş da abartıyor artık. İlla kısa cevap seviyoruz diye kısa cevap vermek zorunda değiliz. Muş da bokunu çıkarıyor bazı şeyleri. Gerçekten bokunu çıkartıyor. İstanbul'a kaynak yapıyor, lütfen kafa karıştırma. Ordu demiş ki hayır, bir şeyleri birinden daha iyi bilebilirim, yapabilirim ama üstün görmek sıkıntı demiş. Yok, katılmıyorum. Bazı insanlardan üstün olduğumuzu düşünüyorum. Bence haklı. Özgüvensiz. Orduyu özgüvensiz gördüm. Özgüvensiz erkeklerden hoşlanmam. Sivas'a geçiyorum. Bence her insan eşittir ama tabii her insanın diğer insanlardan üstün olduğu noktalar da vardır. Önemli olan birlikte yükselmek. Oğlum, birlikte yükselmek ne alaka oraya? Bir daha bağdaştım. Sivas devamı çıkmış orada. Kastamonu bazen görüyorum. İyi olduğum konularda genelde görmüyorum. Kendinle çalışıyorsun. Ya bu insanlar niye bu kadar özgüvensiz kanka ya? Belki ilk turda elenmişlerdir kanka. Muş çok kısa cevaplar veriyor. Aşırı kısa. Çok uzatılmasından ben de hoşlanmıyorum ama yani en baştan beri kısa kısa, çok kısa cevaplar vermiş. Orduyu özgüvensiz... Muş şimdi bu kadar yazıyor. Sivas'ta biraz kolpa yapıyor. Ya, Sivas'ın içimi bilseniz. O Anadolu'yu falan. Kastamonu'da bazen görüyorum, genelde görmüyorum. Bu da kendiyle çelişiyor. Sen ne demek istedin orada? Şey mi demek istedin acaba? Hani iyi olduğum konularda evet kendimi görüyorum. Ama genelde iyi değilim mi? Ama hani genelde de çok da bir havam yoktur. Sadece iyi olduğum konularda iddialıyım. Efendim karıcığım. Tamam. Bir kadında ilk olarak nereye bakarsın? Kastamonu giyim benim için önemlidir, ben ilk giyimine bakarım demiş. Çok kaçamak bir cevap. Bence de. Sivas gözleri ve bakışlarına baktığımı önceden belli etmiştim. İçim ısıttığını hissedebilirim. Tam bir yalan değil mi aşk? Tam yalan yani. Yalancı. Klasik erkek yalanı. Orada kıyafet taşıyabilmesine ve bacaklarına demiş. Niye bana baktın? Muş gülüşüne ve ellerine bakarım demiş. Okey. Allah için. Bir tek bacaklarına bakarım diyen doğru söylüyor. Kıyafet ve bacak biraz samimi geldi bana. Abi cidden ben bakmıyorum. Neye bakıyorsun onu söyle işte. Kız sana soru soruyor. Evet. Kıyafet samimi mi geldi? Doğruyu söylüyoruz yine yalan diyor. Ben Kastamonu'yu elemek istiyorum ya. Görüntülü arıyorum şu an. Görüntülü konuşurken söyleyeceğim neden elemek. Sesi kapatsana. Konuş. Emret. Neden? Şöyle, at konusunda zaten bayağı bir offside'ydin. Atları sevmiyor musun? Atları çok sevdiğimi bildiğin için yapıyorsun. Seni ilk defa gördüm. Yani bir kişi belki seni tanıyıp tanışmak isteyebilir. Bunda ne var ki mesela? O yani 3-4 önceki mesajla şu ne alakası var? Zaten ellendim tamam okey ama. Arkadaşlar. Oğlum hiç bir şey anlamadım. Bu arkadaşı nasıl elersin beni? Ya sağlık olsun fıstığım, ayı veriyorsun. Arkadaşlar vallahi şehir değiştirdim bence. Yaktı gitti ciğerimizi hanım kızımız. Kalbi mi kulağı var inşallah. Ya hanım kızımızla yanlış bir anlaşılma sonucunda bir iletişim kopukluğumuz oldu. Yani bana bir fırsat daha vermesi gerektiğini düşünüyordum ama olmadı. İnşallah yani kaderimizde varsa olur. Buradan da Aydın abiye selamları yolluyorum. Aydın! Aydın! Videoda son 3 kişi kaldı ve şehir isimlerini kafa karıştırmak için değiştireceğiz. Sonra da 2 kişiyi bile eleyim. Yaz gelsin. Allah Allah. Beni yüzsen gönlümü nasıl alırdın? Ne uzun yazıyorsunuz be? Nida demiş ki üzdüğüm sebebe göre değişir fakat basit bir çiçek veya hediye gibi bir şeyle denemezdim. Sebebi neyse açıklayıp özür dilerdim sanırım demiş. Çok okey, ben üzüldüğüm zaman biri bana çiçek aldığında o çiçeği ağzının ortasına sokasım geliyor. Çiçeklerden soruyorum. Nida güzel yarın hafta atışı yapmış. Hiç böyle olmadı, mutlu olduğum bir zamanda alındığı zaman o çiçeğin değil. Bence de yani insanı evet, üzdükten sonra ya, çiçek alma. Çiçek. Aynen. Evet, çok ağzına sokayım o çiçeği. Peki üzgünken at alırsa? Aydın demiş ki sevdiğim bir yemek, uzun zamandır istediğim bir hediye ve yaptığım hatanın telafisi olacak sözler. Bugün romantik günüm. Aydın sanki biraz sıçtı ya. Aydın yavşak. Ama Aydın kim lan şimdi? Her şey çok karıştı. Aydın sıçtı kanka sanki. Yo bence Aydın'ı beğendi. Yani yemek okey. Ya biri beni üzdüğü zaman hediye almamalı bence. Bence de hep kendi isteğinle alman gerekiyordu bunu. Evet. Bit liste ne yaptığıma göre değişir ama eğer seni üzmüşsen bilerek yapmamışsındır. Eğer bilerek yaptıysan bu benim eşekliğimdir ve gönlünü almaya çalışmam. Ben yorumsuzum.
Yere çekmiş. Şey mi? Ben seni üzmem. Üzdüysem de çeker giderim demek mi? Bence öyle demek istedim. Bir çelenk fotoğrafı atmış. Tamam, bir sonraki soruyu eleme sorusuna geçelim artık. Çünkü evet, biz 3 kişi çok olmaya başladık evet, artık. Evet. Sırttan bana yürüyorlar. Kim ya onlar? Ankara, Kastamonu. Tamam. Türkiye. Türkiye. Çok iyiydi ha bu. Yiğit'le çalıştığımdan beri en komik şakası olabilir diye öyle dedim. En sevdiğin özlü söz. Birisi bağlantı göndermiş. Hangi şehir? Niğde. Ne bağlantısı? Ne bağlantı? Özlü söz bağlantısı. Ne yazdın lan? Ben söylemedim. Beklis aşk dört mala giden at gibidir, at gibidir. Ne dizginden anlar ne söz dinler. Sen bunu Google'dan almadıysan beni de burada oturmaya git. Tamam mı? Bana mı diyor? Ben evet. Ne alaka Bitlis'te? Evet. Aydın, sağanak yaştaki en büyük damlayım. Bu Baran burada mı hala? Yağıyor yağmur. Niğde'nin de ne attığı belli değil. Burada bir sürü söz var gördüğünüz gibi. Sana tamam, bir tanesi az kalır demiş kanka Niğde. Feyza son iki soruya göre değerlendirip birimizde elemenin vakti geldi. Ben Bitlis'i eliyorum ya. Ayda. Haydi. Yağmur. Alıyor mu? Neden linki elemedin de Bitlis'i eledin? Videoda yap. Yani ne oldu şimdi gülüyorsun? Arkadaşlar bu aşkolog benim ekmeğime taş koydu. Benim narin güzel hislerimin yanına geldi. Dedi ki bu ne yalan söylüyor dedi. Beni batıran biri varsa o da Dilara Arıkanlı biridir. Bunu oradan tuh diyorum. Aydın abiye de selamlar olsun bu arada. Aydın! 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 Bir şey kanka ben sen olduğunu bilmiyordum. Ha. Aslında benim tek bir amacım vardı burada. O da hanım kızımızla Oğuz'u eşleştirmekti. Çünkü Oğuz gerçekten çok hoşlanmıştı ama olsun kısmet değilmiş. Olsun, artık olsun. Bir dahaki maçta. Bir dahaki kızlar. Bir dahaki kızlar. Finalistimiz var, gerçek avcılar. Seninle böyle bir savaşımız mı olacak? Gerçekten. Gerçek avcı bu arada. Ben Instagram'dan hangi kızın tarafına gitsem bunu da yapar. Kanka sen de demek ki yara bakan yürek yakan mısın? Senin de parmaklar iyi çalışıyormuş. Ben... Tek soru. Gerilim soruyu yapamayan elenecek. Aşk senin için nedir? Bunu yazdım. Ankara yazmış ki gruba sen gibi. Bir peşinden ayrılmıyor. Hayda ben de. Bravo lan. Baran hayatının olayını. Bravo lan. Bu hareket bütün Twitch chatine gelsin. Son 10. Şu aldı biliyor musun? 9. 8. İlk başta 7. Sanki ufaktan bir kopya verdin. Videonun başlarında mı? İşte ben gerçekten ben beğendiğiniz kadının her bir hareketlerine dikkat ediyor musunuz? Feyza cevapları okuyalım. Niğde, aşk bence tamamen güvene ve sadakate dayalıdır. Sevgi evet şart ama günün sonunda aşk sonsuz güvene dayalıdır. Aynı şeyi iki kere yazmış. Dayalıdır. Güzel bir cümle. Niğde bir şeyleri aynen dayamış. Normalim değil ekstrem, gündüzüm değil gecem. Normalde zor ama şu an biraz sen gibi duruyor. Bizim destekçisinin tuvaletinde yazıyordu bu. Bak manipüle etme insanlara. Manipüle ediyorsun. Videonun girişinde kendimi tanıtırken zeka, güven ve sadakat demiştim. Ahmet direkt yazmış. Ya. Feyza Hanım artık çok belli oldu ama eleneni açıklarsa. Kanka belki bir ters köşe yapacağım ben diyeceğim. Çok kararsızım dedi, çok kararsızım dedi. Bu hayırdır sen kazandın. Kanka seçti sandım biliyorsun. Ya ondan. Ben de öyle sandım. Evet. Bir taraf Feyza'nın istediklerini yazmış. Evet. Yani ama bir tarafta yaratıcı benim, olmaya çalışmış. Yani bu bence Niğde'nin kendi fikirleri de böyle. Yani bana göre arkadaş gibi olmak, sadakat, güven. İşte şu an 3'te 2'yim. Okey, onun dışında çok romantizmden hoşlanan bir kadın değilim ben. Aydın daha şey gibi duruyor. Sadık gibi duruyor bu arada. Buna rağmen çok da felaket romantik ve çok duygusal gibi duruyor. Bence Feyza seçti kişiyi Instagram'da takip etsin. Öğrenelim. Çok güzel. Telefonda bekleyelim. Son mesaja göre birini seçecektim normalde ama önceki mesajlara gittiğim için. Bildirimler yansın. Allah Allah. Feyza seç. Şimdi söyle bana kimin kim olduğunu. Sen seç, ben söyleyeyim. Ben bunu yapamayacaksın ya. Evet bildirimler geliyor, hazır mısın? Oğlum hadi lan takip etme, çık kim bu? Aga. Şey dermişim, ikiniz de ele. Oğlum salaksızsın kocaman ya. İstanbul takip etti. Sen de takip et diyor onu. Arkadaşlar videonun kazananı Ahmet Can Dündar oldu. Bravo Ahmet Can Dündar. 7 tane Amazon yan yana dizim. Son 2'ye kaldım. Bu konuda çok gururluyum. Normalde kızlarla hiç konuşmuyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese öncelikle kızlarla konuşturduğu için beni. Onun dışında Feyza, iki çift lafım var. Birincisi, birinci olacağıma çok inanmıştım. İkincisi Ahmet için bak mutluyum. Ahmet için mutluyum. Ama eğer ayrılırsanız falan bir şey. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun lan? Son mesaja göre Aydın
kazanıyordu. Oha! Ya o fikri kim verdi ya? Zaten onlar artık takipleşti, yengen olur. Ben kazandım ama içim de çok rahat değil yani. Evet. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kazanan Ahmet oldu. Bravo Ahmet. Diğer arkadaşlar denedi. Olsun başka kadınlarda. Yine görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı. Zaten herkesin Instagram, TikTok bilmem nesi çıktı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Aydın! Burada Aydın'ın kim olduğu yazıyor arkadaşlar. Aydın abiye buradan selamlar.